Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gün ortası değerlendirmesi ile karşınızdayım. Bugün biraz sakinim arkadaşlar vaktim olduğu için size bir video daha çekeyim dedim. Son durumu paylaşayım dedim. Sabah anlattığım dirençlerden ilkini kırdık arkadaşlar ve tutunmaya çalışıyoruz. Bakın saatlik kapanışta rites şeklinde geldi. Buralarda tutunmaya devam edersek bakın diğer hedefimiz 19.560 seviyeleri. Ve potansiyel hedefimiz şu an 19.750 seviyeler arkadaşlar. Şimdi hangi durumda düşüş gelir diye soruyorsanız. Bakın şuradaki dip ve bu trend çizgisi tamam mı? Yani kabaca 18.900 altında bir saatlik kapanış gelirse tahminim o zaman düşüş gelir Bitcoin'da. Yani ne kadar sert gelir? Yani benim ilk desteğim şöyle 18.500 seviyelerinde İlk etapta oraya geri çekilme gelir. Oraları da kırarsa arkadaşlar 18.135 18.150 seviyelerine kadar geri çekilmeler olur. Peki arkadaşlar e, dirençleri kırdı diyelim. Bakın benim için önemli olan bu mavi çizgi. O da şu an bulunduğu seviye 20.100 seviyeler arkadaşlar. Yani sert yükselişlerde oralara kadar gitme potansiyeli var. Buradan almak isteyen Bakın arkadaşlar tekrar diyeyim şöyle 19.000 altında saat kapatırsa nakite geçmesi lazım. Tam rakam vereyim hatta şöyle bakalım. 18.930 arkadaşlar. Oran altında saatlik kapanış gelirse nakite geçmesi lazım. Alttan alabilmek için. Uzun vadeciler zaten rahat olsun. Yani şöyle anlatayım. Bitcoin'un yükseleceğine inanıyorsan zaten uzun vade pozisyonu açmışsındır. Ve uzun vadeciler uzun vade tutar arkadaşlar. Günlük asat yapmaz. Orta vadeciler ise benim gibi böyle riskli olan yerde nakitte bekler. Sert düşüş geldi mi diplerden alır. Öyle öyle ilerler. Tabi hani beklerken de boş durmamak lazım. Aşırı sert bir düşüş geldi mi bir tepki yükselişi gelir oradan. Diyerekten alttan bir denersin şansını. O şekilde de değerlendirebilirsin. Şu an. Desteğin altına kırmaya çalışıyor. Daha 24 dakika var kapanışa. Yani önemli destek bence burası arkadaşlar. 18.930. Oran altında saatlik kapanış gelirse durum tekrar tersine dönebilir. Trend çizgilerimde durum bu şekilde. Gelelim Bollinger bantlarımıza ve stokastik arasaya. Orada durum nedir? 2 saatlik grafiğimizle başlayalım. İki saatlikte üst banda geldik. Oradan tekrar düşüşe geçti. Yalnız daha saatlik, iki saatlik kapanışa var arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Diyelim kapattı. Bu üst band genişler. Tekrar üst bandı yoklamak isteyebilir. Bu grafiğe göre de şöyle 18.930 altında iki saatlik kapattı mı? Diğer hedefi 18.600 seviyeler arkadaşlar. iki saatlik Bollinger bandı mantığına göre. Stokastik sat vermek üzere ama teyit edilmedi hala. 3 saatliğe bakalım. 3 saatlik de al vermeye devam ediyor stokastik. Yani bir ihtimal üst banda gidebilirim diyor. Şu an bulunduğu seviye 19.635 seviyeleri arkadaşlar. Şimdi diyelim fiyat yükselirse bandın üzerinde kapatırsa ne olur? Band biraz genişlemeye başlar. Öyle trend şeklinde devam edebilir. E şu an önemli bulduğum seviyelerden biri 19650 seviyeler arkadaşlar. Bakın üst band test edilmemiş, alt band test edilmemiş. Yani bu bu alanda hiç test edilmemiş. Yani ilk testinde kırar mı? Tahmin e, tahminim kırmaz. Yani üst banda diyelim ilk gittiğinde bir satış gelebilir. Alt banda giderse de bir alım gelebilir oradan. Yani öyle de, takipte kalabilirsiniz 3 saatlik Bollinger bandına. Şöyle iki saatte bir daha bir döneyim bir. İki saatlikte de alt band test edilmiş. Üst bantla test edilmiş. Yani alt bandla düşerse e, tepki alır mı bilmiyorum. Ama diğer taraftan da 3 saatliğe bakınca da hiç test edilmemiş. Bir tepki gelebilir öyle bir durumda. Tabii ki düşüş gelirse arkadaşlar. iki yönlü senaryo çiziyorum ben burada. Şöyle 4 saatliğe bakalım bir de. 4 saatlikte de MA20 üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Tutundukça arkadaşlar hedefinde üst bant var. Şu an 19.750-800 o bölgelerde arkadaşlar. Yani bir potansiyeli var oraya gitmek için. Tabii ki bunun için 3 saatlik Bollinger üst bandını kırmamız lazım. Yani 19.650'leri geçmemiz lazım. Ondan sonra hedef olabilir. Bura çok önemli arkadaşlar. Hem buradaki 4 saatlik kapanış hem de Bollinger üst bandı. Yani kritik seviye şöyle 19.750'ler diye düşünüyorum. Günlüğümüze bakalım bir de. Günlükte de arkadaşlar şurası 19.720. Oran üzerinde gün kapatırsak ve tutunursak tekrardan sert bir yükseliş gelebilir. Ve bunun teyidini henüz almadık. Şöyle anlatayım. Bir de bu iki tepe arasında bir negatif uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. O da kenarda bir dursun. Temkinli olmamızı söylüyor negatif uyumsuzluk. Yani tam güven oluşana kadar ee, risk istemeyen nakitte bekleyebilir. Ben kendim nakitte bekliyorum. Dileyen destek ve dirençlerden az satını yapar. O, o seviyeleri de verdim size arkadaşlar. Biraz da şu konuya değineyim. Diyelim nakitte bekliyorsun ve birden bir düşüş geldi. Yani nereye alım emri girmen lazım? Yani şöyle anlatayım. Düşüş hafif de gelebilir veya çok sert gelebilir. Tamam mı? O hafif düşüşlerde yapmanı önermem. Eğer böyle fırsatçıysan yani fırsat bekliyorsan ama atıyorum şöyle bayağı sert bir düşüş gelirse deneyebilirsin. Mesela şurası MA50 4 saatlikte 18.300 seviyeler arkadaşlar. Yani 18.330'a falan alım emrin açık durur. Boş boş beklemezsin. Yani olur ya bir düşüş gelir oraya. Bu ortalamalar çok önemli arkadaşlar. Daha test edilmedi. Bu yükselişten sonra hiç test edilmedi yani ilk testinde güzel bir tepki gelebilir diyerekten oralara bir alım emri yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın düşecek demiyorum. Olur ya bir düşüş gelirse ve nakitteysen oralarda bir alım emrin açık dursun. Sonra duruma göre bakarsın arkadaşlar. Tepki vermezse düşüş derinleşirse baktın 4 saat kapanışta böyle nasıl diyeyim 17.900 altında geliyor. Hatta 17.890 altında geliyor. O zaman nakite geçersin. O zaman daha sert düşüşler bekleyebiliriz. Diğer taraftan da bu iki ortalama hiç test edilmedi. Yani MA200, MA200 arkadaşlar. Onların bulunduğu seviye 16855 seviyelerinde. Yani 16.900'e falan alım emri girersen olur yani. Baktım bir düşüyor böyle. İşte asıl öyle düşüşlerden kazanırsın arkadaşlar. Hani anlık düşüyor ve sert tepki veriyor ya. Hani bir anda çok güzel paralar kazanabiliyorsun öyle durumlarda. Yani ben kendim de alım emri giriyorum oraya. Neresiydi? Şöyle 16.900'e falan alım emri girdim arkadaşlar. Yani giriyorum videodan sonra gireceğim. Bilginiz olsun. Yani fantastik bir şey gelir demiyorum ama diyelim geldi. Kimi zaman ben öyle çok paralar kazandım oldu. Size de öneririm. Eğer büyük düzeltme bekliyorsanız nakitteyseniz hani düzeltme gelene kadar bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle alt seviyelere bir alım emri girersiniz oradan tepki verdi mi para kazanırsınız o şekilde yapabilirsiniz yani dediğim gibi MA50'miz önemli 18.350 seviyelerinde oralara bir girebilirsin veya aşırı bir düşüş gelir diye de şurada da bir e, alım emri koyabilirsin şöyle 16.900 seviyelerinde bir alım emrin açıkta durabilir arkadaşlar Şimdi arkadaşlar pek tarzım değil ama bir dolar grafiğine değinmek istiyorum. Dolar TL kuruna ve altın ons grafiğine bir değinmek istiyorum. Bu da bonus olsun. Uzun vade değerlendireceğim arkadaşlar. Yani bugün ne olur, yarın ne olur değil. Önümüzdeki süreçlerde ne bekliyoruz? Öncelikle dolar 7.50'lere düşünce bakın nereden destek alıyor? MA 21 haftalık grafikte. Ardından yükselişe geçiyor ve MA 10'dan satış yiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi doların uzun vade yükselişe tekrar geçmesi için bu MA 10'u kırması lazım arkadaşlar. Yani kabaca 7.95 üzeri hafta kapatırsa diğer haftayı da kapatırsa o zaman sert bir şekilde yoluna devam eder yükseliş yönlü. Diğer taraftan da haftayı 7.57 altında kapatırsa bana göre o zaman da tehlikeli durum var. Diğer haftayı da kapatırsa artık 7'lere doğru bile düşüş gelebilir arkadaşlar. Ama şu an uzun vade için olumlu duruyor hala. Bu sarı ortalama kırılmadıkça olumlu. Yani ne diyorduk? Şöyle 7.58 7.57 altında. 2 kere hafta kapatacak arkadaşlar. O zaman olumsuz. 7.93 üzeri iki kere hafta kapattı mı da olumlu ve olumlu olursa çok yüksek hedeflere gidebilir arkadaşlar. Diyelim e, kapanış kötü geldi. Bakın aylık MA10'a kadar ilk etapta geri çekilme gelir. Bu her ay yükseliyor. Bu ay bulunduğu seviye 7.35 seviyeleri arkadaşlar. Yani bu ay böyle 7.35'in altında kapanışlar haftalık kapanışlar beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Aylık grafikte de özellikle 8.36 üzeri 37 diyelimiz üzeri ay kapatırsa da ekstra sert yükselişler bekleyebiliriz. Bir de Bollinger bandına bakalım. Aylıkta Bollinger bandının içinde kapatmışız. Tekrar oraya giderse 8.25 seviyeleri dirençtir arkadaşlar. Bu ay için. Haftalıkta da MA10 üzerinde deminki bahsettim. iki kapanış gelirse de yani potansiyel olarak haftalıkta Bollinger üst bandını tekrar ziyaret eder. Diyelim bu hafta oldu bitti 8.40 seviyelerinde. Haftalar geçtikçe Düşebilir arkadaşlar bu seviye. Takip etmekte fayda var. Dolar da durum bu. Bir de altın onsa bakalım. Altın arkadaşlar çok kritik bir seviyede. Ya buradan çok sert uçacak. Ya da arkadaşlar artık buralarda zirve yapıldı. Kaçtı? 2040 onsta zirve yapıldı arkadaşlar dolarda. Ve düşüşe geçecek artık. Yani tam zurnanın zırt dediği yerde altın ons. Niye? Haftalık grafikte MA21 kırıldı. Olabilir arkadaşlar. Ama bu MA100 ve MA55 çok önemli. Tam oradan desteğini aldı. Daha önceki düşüşlerde yani koronada Mart ayında önce bir sert düşmüştü altın. Nereden destek aldı? İşte bu iki ortalamadan destek alıp yükselmişti görüyorsunuz. Yani şu anda da oradan destek aldı. Daha önce oralardan uçuşa geçen belki buralardan tekrar uçuşa geçebilir. De bunun teyidini nasıl alırız? İşte arkadaşlar bu MA10 üzeri 2 kere hafta kapatacak. Yani 1890 üzeri 2 hafta kapatmamız lazım arkadaşlar. Yani bunu görürsek o zaman altın ons yeniden yeni zirvelere koşabilir. Diğer taraftan da şöyle 1730 altında 2 hafta kapatırsa o zaman çok tehlikeli hale gelebilir altın ons. Aylık grafiğine de bakalım bir de. Aylıkta da MA10'dan destek aldığını görüyoruz. Yani altında kapanış gelmedi. Teyit edilmedi arkadaşlar. Ay daha devam ediyor. Yani gerçekten önemli bir seviye. ma onun kırılması demek aylıkta. Tekrardan şöyle 1680'lere belki 1700'lere düşecek anlamı taşır. Yani stokastik aylıkta sat vermeye devam ediyor. Haftalıkta ala gel, al, al vermeye hazırlanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar buralar destek olarak çalışabilir. Altın ons alacaklar şansını deneyebilir. Ama şöyle 1730 altında iki kere haftalık kapanış görürse temkinli olması lazım. Diğer taraftan da haftalık Bollinger bandımıza bakıyoruz altında alt banddan destek aldı haftalıkta. Kapanış bu şekilde gelirse potansiyel olarak ilk gitmek isteyeceği yer 1911 dolar arkadaşlar. Ve demin ki bahsettim direnç üzeri 2 hafta kapatırsa diğer hedefi bakın burası şu an 2012 seviyelerinde. Bir de aylıkta bakalım. Aylıkta da arkadaşlar yani demin ki MA10'dan destek aldığını söyledim. Eğer çalışırsa Haftalık kapanış iki kere olumlu gelirse dediğim direncin üzerinde bir potansiyel olarak da aylık Bollinger üst bandına gidebilir. Bakın o da 20-20 seviyelerinde yani 2020 seviyelerinde. Bu arada 2020 yılındayız tesadüf müdür bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şu an altında durum bu. Dolarda durum bu. Bitcoin'de durum bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böyle günlük olmasa da haftada bir falan şu dolar Kuruna bir değinmek istiyorum. Bir de altın onsa değinmek istiyorum. Çünkü dolar zaten bizi yakından ilgilendiriyor. Kripto yatırımcısı olarak. Altın da nasıl diyeyim e, bitcoin ile birlikte sınırsız bir varlıktır. Yani kimi zaman birlikte hareket ediyorlar. Onun da önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden haftada bir gün şöyle araya sıkıştıracağım bu iki ürünü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.